merhaba. Umarım gününüz güzel geçiyordur. Keyfiniz yerindedir. Biz yine Lokman'la birlikte pazarlardayız. Değil mi? En sevdiğimiz pazardayız. Ne haber? Asiye ablacığım kolay gelsin. İyiyiz vallahi. Geleceğim yanına bugün. Asiye ablamız tabii ki bütün pazar esnafımız bizle birlikte. Yine keyifli bir gün bizi bekliyor mu? Bugün çok güzel. Hava biraz soğuk. Evet. Ama bu soğuklar bizi yıldırır mı? Yıldırmaz. Herhangi bir pazarda Lokman ve Tuğçe'yi görebilir misiniz? Görebilirsiniz. Evet. Efendim havada kar varmış, yağmur varmış. Bugün hava çok soğukmuş. Hiçbir önemi pazar yok bizim pazar açık için. Olduğu sürece biz buradayız. Evet. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyiz. Çok sağ olun. Vallahi biz de iyiyiz işte. Başladık. Çok sağ olasın. Çok sağ olun. Teşekkürler. Kolay gelsin. O zaman ne yapalım Lokmancığım? Şimdi yolları ayırıp şöyle bir yarışmacı bulmaya. Beykoz Paşabahçe Pazarı'nın meşhur esnafıyla konuşmaya dağılalım mı? Ne dersin? Bir şey söyleyeceğim. Bugün yemekte ne var biliyor muyuz? Hayırlı işler olsun. Hayırlı merhabalar, işler. Hayırlı pazarlar. Biliyoruz tabii ki. Ne? Çok güzel bir yemek var. Bugün. Oo abi geldi mi Trabzon'dan? Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş kolay bulduk, gelsin. Hayırlı işler. Kolay gelsin. Bahadır abi de yanlaşıyormuşsunuz yani. Öyle miymiş? Yemekler, memekler alıyorum haberleri. Nereden alıyorsun? biz günü 24 saatte 20 saatte görüşüyoruz ya. Valla. Tabii. İyisin. Bir eve gidiyoruz otel diyetinde. O zaman ayrılıyoruz yani. Onun dışında yok diyorsun bir şey. Aynen. Görüşeceğiz abi. Kolay gelsin. Sağ olasın. Bugün evet Hatay yöresinden... Hatay mutfağı da zaten adına ana ranmaz insanın karnı acıkmıyor mu? Acıkıyor değil evet, mi? Evet bence de acıkıyor. Hatay yöresinden adesiye değil mi? Adesiye. Diye bir yemeğimiz var. Çok güzel, keyifli, bal kabaklı. Nasıl yapılıyordur acaba? Tam kış sebzesi. Çok keyifli bir yemeğimiz var. O zaman diyoruz ki biz yarışmacıları bulacağız. Siz kalem kağıdı hazırlayın. Hazırlayın. Tarifi alın. Bakalım bugün yarışmacılarımız kimler olacak? Ayrılalım mı? İyi bak kendine. Üzere. Görüşürüz. Uydurmuşlar öyle. Başkan diyorlar bize. Ne o? Kelebek. Ne sürprizin var? Söyle bakayım. Söyle mesela. Alın alın. Paranız yoksa evden çalın. Şimdi Lokman'ın bölgesine göz diktim ben. Kaçmak yok. Dur gitme. Altında üstten gülün sen. Abi böyle organik fasulye mi olur ya? Şu çocuğu ufak bebeklere yedirecek. Evet. 3 ayda emekler. Ne güzel atıyorsun ya. Atma yok. Benim pankart hazır mı acaba? Bak 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 bak. Kadınlar kahve gibidir, pişene kadar acıdır. Ben kazanınca. Ay. Ya Lokman gördün mü? Evet ya. Kabak alacağım. Şöyle bir 3 diş olsa. Zannetmiyorum çünkü Fenerbahçe satılık değil. Bravo. Nazar çıktı ha, nazar çıktı. Bu söylüyor. Alın. Süper, çok güzel. Lokman sen temizle. Benleri var. Yüzü. Niye bana? Bana. Lokman şarkıcı biliyorsunuz değil mi? La 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 la. Bizim yarışmacımız da Kaya Denizli. Öyle mi? Niye söyledin şimdi bunu? Ama sen... Hayır bu hoş değil. Bunu daha önce açık söyleyelim değil mi? Şöyle çık 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 çık. Ağzın da kaynana, ağzının dolda kaynana. Ay ay oldu ya, ne de güzel oldu ya. Sevgili dostlar, pazardayız. Tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi ne yapacağız? Önce yarışmacımızı bulacağız. Ama yarışmacımızı bulmadan önce, hatta bulmaya çalışırken bir yandan da pazar esnafımıza sohbet ediyoruz. Başkanım merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Size niye başkanım diyorlar? Siz pazar başkanı mısınız? Hayır. Nesiniz? Uydurmuşlar öyle. Başkan diyorlar bize. Öyle başkanım. Benim gibi herkese başkanım ya, diyorlar. Şimdi birazcık biz pazarda esnaf olarak birazcık yaşlı görünüyoruz. Onun için bize diyorlar işte başkanım. Dayısısın, başkanısın. Yani öyle diyorlar. Pazarın dayısısın öyle mi? Evet, öyle diyorlar nasıl yani. Nasıl gidiyor? Isınmak için çay mı içiyorsun? Abi? Evet. Vallahi soğuk havalarda dediğim gibi çay, kahve artık başka türlü olmaz değil mi abi? En güzel bir şey. En güzeli. Tamam. Neler var bugün? Biraz var. Havuç var, turp var, pırasa var, kıvırcık var, soğan var, maydanoz var, dereotu var, azmanlığına var. Ne ararsan var. Ne ararsan var. Şükürler olsun Mevla'ya. Allah razı olsun. Hayırlı işler olsun başkanım. Sağ ol, teşekkür ederim. Evet sevgili dostlar gezmeye, dolaşmaya devam ediyoruz. Evet bugün yanımda benim çok tatlı bir fıstık var. Adın ne? Buse.
Buse'cim, senin baban da pazarda esnaf değil mi? Ne satıyor? Giysi, çamaşır satıyor. Giysi satıyor. Peki sen beni çok seviyorsun. Ay çok mutlu oluyorum. Özellikle böyle küçücük tatlı ve temiz yüreklerden, en temiz yüreklerden Sevgi. Bana bir hediyen mi var senin? Evet. Ne o? Kelebek. Kelebek mi yaptın bana? Uğur getirsin diye mi bana? Evet. Teşekkür ediyorum seni. Öpüyorum, bana şans dile, tamam mı? Bugün ben kazanayım, o Lokman abiyi yenelim. Ne hissediyorsun peki ben böyle yenilince, üzülüyor musun? Evet. Evet, kazanayım ben değil mi hep? Canım benim. İyi bak kendine, derslerine iyi çalış, tamam mı? Hediyemi alayım. Teşekkür ederim. Bay bay, görüşürüz. Bay bay. Evet, bir tane kelebeğim de oldu. İnşallah bugün bana uğur getirir. Evet sevgili dostlar, pazarda gezmeye devam ediyoruz. İşte bizim... Bizim unutulmaz bir jürimiz. Yavaş yavaş çarpacaksın, çarpacaksın. Dur aman. Aman dur, ablalarım geçsin. Ben şöyle Asiye ablanın yanına gideyim. Ne sürprizi varmış. Ayva hakiki ada pazarı. Nereden geldi? Atapazarından geldim. Evet. Torunum oldu, ona gitmiştim. Gelirken de ayva getirdim. Maşallah, ayvası. Allah sağlık saat versin. Aynen. Adı ne oldu? Ayşenur. Ayşenur. Adıyla büyüsün Esra Ayşenur. Nur, Esma Nur, Ayşenur. Hep oldu. Nur var sonunda değil evet. mi? İnşallah böyle nur gibi olurlar. Evet. Üç tane kız çocuğu. Evet. Peki ne var, ne sürprizin var? Söyle bakayım. Söylemesem. Niye? Birazdan geldiğinizde görseniz. Hayır olmaz, şimdi söyleyeceksin, göstereceksin. Tuğçe ile beraber mi olmamız lazım? Fark etmez de. Daha gelmedi. Kameranın mi? Görmesi lazım. Kamera, tamam, kameralar burada işte. Ama hazır değil. Ha, hazır değil. Birazdan hazırlayacağım. İyi o zaman. Karnını doyurdun mu bugün iyi? Ben sizi bekliyorum, doyurmadım. Seni en son jüri yapıyor. Çünkü ilk önce sana gelsek yemek kalmadı. O zamana kadar acıkayım ben. Olur, tamam. Sürprizi de yapacaksın. Evet. Çay da duruyor orada. Çayımız da... Valla evet. Kara demlik diyeceğim de. Gösterelim. Çayımız kaynıyor. Oh. Çay ikram edebilirim, onu da söyleyelim. Hazır mı çayın? Evet. O zaman dönüşte içelim, tamam, tamam mı? Tamam canım. Ben bir yarışmacı bulup geleyim. Tamam. Hadi tamam, bakalım. Tamam. Evet. Hakiki ada pazarı ayvası burada. Kaç para kilosu bunları? 2,5. 2,5 kilosu. İyi mi? Evet efendim, hanımlar hoş geldiniz. Buyurun. Ablam buyurun. Ayna tarak çakı 1 lira mıydı abi? Nasıl ne alırsan 1 lira. Ne alırsan 1 lira. Evet. Abicim nasılsın? Tamam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Geldiniz. Nasıl gidiyor? İyi. Var mı güzel bir manin bugün? Var var, iyidir iyidir. Söyle bir araba, arabanın 4 tekeri beynirden. Biri çelik. Dönecek bakalım ne kadar. Ne kadar dönecek? Ne kadar bakalım ne olur. Peki bir şey söyleyeceğim. Buyur. Sen böyle arada bir seslenirken çok güzel manilerle sesleniyorsun. Arada söylüyoruz. Bir tane söyle. Hangisinden söyleyeyim? Hangisini istersen. Alın alın, paranız yoksa evden çalın. Annenize yakalanman, cüzdanını boşadın. Gelin buradan alın. Babalardan almam, babalar döver. Babalar döver mi? Döver. Annelerden mi araklasın? Anneler naziktir, sever, vurmaz. Yürekleri tatlıdır. Hem sever hem dönmez. Hem dönmez. Ama tabii. Baba hem sever hem döver. Ha, tabii tabii. Hayırlı işler olsun. Allah razı olsun. Çok sağ olasın. Evet sevgili dostlar, gezmeye, dolaşmaya devam ediyoruz. Edelim. Ya bugün sen de bize yemek yap. Yapayım. İyi yemek yapar mısın? Yaparım, ne yapmayayım şimdi? Hangi yemeği yaparsın? Ne istersen yaparım ben. Ne istersen yapar mısın? Yaparım. Kaburga dolması yapar mısın? Yaparım. Peki kıtel yapabilir misin? Efendim? Kıtel. Onu yapamam. Niye? Onu yapamam. Ne istersen yapacaksın dedin. O başka, kendi yöremin yemeklerini yaparım. Senin yörenin yemekleri hangisi? Kastamonu'nun yemeklerini yaparım. Ya etli ekmek söyledim, abla bilmiyorum dedi etli ekmeği. Ben yaparım sana etli ekmek. Neyliydi ya, pastırmalı. Pastırmalı olur, kıymalı olur. Bak herkes bilmez ama Kastamonu'nun hem Taşköprü sarımsağı meşhurdur. Değil mi sarımsağı? Hem de etli ekmeği. Hayır, Taşköprü'nün değil de Kastamonu'nun et ekmeği meşhurdur. Tamam. Taşköprü'nün sarımsağı evet, meşhur. Evet, evet. Kastamonu'nun etli ekmeği. Et ekmeği meşhur. Başka? Her şey meşhur ya. Her şey meşhur. Her şey yavrum ben. Hayırlı işler olsun sağ sana ol, Allah'a emanet olun. Kolay gelsin. Merhaba, nasılsınız? İyiyim. Niye çekiyorsunuz? İşte çek, çok güzel yüzlüsünüz. Ne yapayım? Çekeyim dedim ben. Niye? De. Neden? Sebep ne? Ben kızımı çekeyim. Hemen anlatayım sebebi o zaman. Yemek yapıyor muyuz? Evet. Ama. Ya, karalahanalar. Karalahana, turp, pancar, kabak, biber, hepsi. Hepsi, hamsi, bütün hamsi. Hamsili pilav? Evet. Evet, en sevdiğim. Buğulatması. Buğulama mı, buğulatma mı?
fark etmez. Buğulama değil mi? Buğulama. Peki bir beraber yapalım, biz de yemek yapalım. Vaktiniz var mı? Yok. Hasta nerede? Ben zor geldim buraya. O zaman geçmiş olsun. Sağ olun. Sağ olun. Şifa diliyorum. Belki başka zaman yaparız. İnşallah. Vallahi yürüye yürüye rahat rahat sorduk, hayırımızı aldık. Kolay gelsin. Bay bay. Hah, işte kara lahana. Değil mi? Lokman'ın en sevdiği. Evet. Kolay gelsin. Bay bay. Her şey ucuz. Bizde ucuz efendim. Bizden alın, bizden alın. Ne abi sıkıntı söyle. Ya benim bir tane kaşe parkem vardı. Evet. Az önce müşterinin bir tanesi geldi. Adam talep oldu, sattım. Kendi montunu da sattın. Ha, giyme parasını düştüm, sattım. Yengen istedi diyor, ne giyeceksin bu kışın diyor. Ben de Allah büyüktür dedim. Şimdi Lokman'ın parkesine göz diktim ben. Olmazsa onu giyen satarım. Abi eğer bunu taşıyabilirsen sana hediye edeyim. Bak hiç, ne kadar ağır bak. Hiç fark etmez yani, sıkıntı yok. Olmazsa satarız, sermaye yaparız kardeşim. Abi bunu... Giyme parasını düşüyorum ben ya, rahat ol. Giyme parasını düşüp satıyor musun? Abi, aynen öyle, hiç sıkıntı yok. Bu aralar durumlar kötü, sen satabilirsen alıcı olursa ben veririm. Tamam. Yok. Yazdım kafama zaten. Yazdın mı? Yazdım, sıkıntı yok. Hayırlı işler olsun abi. Ha, bir de ben yeni geldim Trabzon'dan. Evet. Bizim kiracıya talimat verdim. Trabzon Beşikdüzü'nde. Evet. Dedim ki, anamı götürdüm memlekete. Dedim ki oğlum dedim, git dedim TV 360 programını dedim. Evet. Özellikle ayarla dedim. Anamın dedim, anama okuma yazması yok. Evet. Nasıl dedim televizyon açacaksa dedim ona öğret. Beni dedim sürekli izlesin dedim. Ben de orada jürilik yapıyorum. Oğlunu görsün dedim. Çok artık yani Karadeniz'de herkes TV 360'ı izlemeye başladı. Buradan tüm Karadeniz'e söylüyoruz, 360'ı izlemeye devam. Aynen öyle. Abdullah abicim hayırlı işler olsun. Diyorum. Evet, sağ olasın abi. Gezmeye devam ediyoruz sevgili dostlar. Var mı iyi yemek yapan, ben güzel yemek yaparım diyen? İyi yemek yapar mısın sen? Nereye kaçıyorsun? Kaçmak yok. Yur gitme. Her geldiğimizde böyle sabah geliyorum. Abim buraya öyle ehli keyif bir kahvaltı yapıyor ki ablalarımla beraber. Afiyet bal şeker olsun hepinize. Abicim merhaba. Merhaba. Nasılsın abi, nasıl gidiyor? İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? Her şey yolunda mı? Yolunda, her şey yolunda. Güzel. Neler var kahvaltıda? Domatesimiz var, salatalığımız var, kavurmamız var. Gördüğün gibi de yani maşallah şurada mis gibi de kavurmamız var. Bakın ah, bunu böyle soğuk soğuk yiyorlar. Demek ki siz Karadenizlisiniz. Doğru mu? Yok, Karadeniz'de... Sivas'ız Allah'a çok şükür. Abi Sivas'ta soğuk soğuk yemezler. Bunu böyle mi oluyor? Buradan önce bu kadar. Memleket neresi? Ordu. Ordu. Niye söyledim? Çünkü benim annemler de Ordulu, yani kayınpederlerim. Onlar da böyle soğuk yiyor. Biz bunu yumurtayla sıcak sıcak yeriz. Siz genelde soğuk yiyorsunuz. Evde öyle olur da burada ancak bu kadar. Bu kadar. Nasıl gidiyor, her şey yolunda mı? Yolunda. Allah iyilik sağlık versin. Ablacığım afiyet olsun çayında. Görüşürüz sevgili dostlar. Gezmeye, dolaşmaya devam ediyoruz. Haydi bakalım. Merhaba. Neden? Sohbet. Ha, sizi görelim. Gelin, gelin. Siz görünmek istersiniz de biz sizi göstermeziz. Niye bu kadar görünmek istediniz? Dişlerim de güzel. Ne bileyim ben. Dişlerim de güzel. Yeni mi yaptın? Ha, implant yaptırmış. O zaman kocaman bir gülün. Altı yok ama. Altı mı? Üstten gülün sadece. Peki. Şimdi biz pazarda stand kuruyoruz. Mutfak kuruyoruz. Böyle iki tane yarışmacı oluyor. Onlar karşılıklı geçiyor ve yemek yapıyor. Vaktiniz var mı? Yemek yapalım mı beraber? Vallahi çalışıyorum. Çalışıyor musunuz? Ya. Çok güzel yemek yaparım. Ha, ne mesela? Falan sararım. Yaprak sararsınız. İyi sarar ve kalem gibi sarar mısın? Tabii. Vallahi misafir çok güzel ağırlarım ama çalışıyorum. Çalışıyorsunuz. Peki o zaman kolay gelsin. Belki başka bir zaman. İyi bakın kendinize. Dişlere iyi bakın bundan sonra. Oldu. Burada abi. Af günü burada. Bugün uçuyoruz. Oo, kurşun geçirmez. Çorapların sahibi gel. Fatih. Var mı, getirdin mi yeni çorap? Kurşun geçirmez, abi, su geçirmez abi. Ya. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Abinin yüzü gülüyor, barıştılar ya. Barıştık abi. Artık sıkıntı yok değil mi? Sıkıntı yok abi. Her şey yolunda. Canın mı sıkıldı domatesle? Ama Tüçhan'ım da buradaymış. Evet, Tüçhan. Geçen günkü yarışma ne oldu abi?
Biz kazandık. Son yarışmayı. Biz kazandık. Kaç kaç abi, durumlar nasıl? 4-1, bir önceki de 5-0. Ekşili kaybetti değil mi? Evet. Tabii abi, salata yapmış abi şey. Abi, o ekşiliği mi diyorsun? Ha. Onu ben kaybettim, benim yarışma. Yapma be. Evet. Sen iyi on Türkan'ım kazandı. Ama doğru, o çok ekşiliydi, ben de söyledim zaten. Ama Lokman abi, yemekleri sen yapıyorsun ya. Yo, artık ben tövbe ettim, sadece soymaya yardım edeceğim. Ya bırak abi. Vallahi abi, artık yemek yapmayacağım. Yapma abi. Tuğçe, yapma. Tuğçe Hanım'la beraber karşılıklı yapın. Evet. Seni garanti seçeceğiz ya. Ya bir gün de öyle bir şey yapın. Sadece yapacağız siz ikiniz yapın. Bir gün meydan okuduk birbirimize, ikimiz ha, yemek yapacağız. Sadece ikiniz yapın, organik bakalım nasıl yapıyorsunuz. Fasulyeyi benden alacaksın o zaman, organik. Dört çeşit. Abi böyle böyle organik fasulye mi olur ya? Abi o aşı. Organik aşılı mı? Abi aşılı. Bu çalı. Çalı. Bu aşı kadın. Bu boncuk. Boncuk. Bu fatoş. Bu fatoş. Fatoş. Pazara koş. Bu da bu şey en ufaktır. Cücük, 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 cücük. Cücük. Cücük ha. Yani aynı pazarda 5 tane ayrı fasulyeyi aynı tezgahtan alabiliyoruz. Şu cücüğü ufak bebeklere yedireceksin. Evet. 3 ayda emekler. Bu kadar. Ha, bunu yedir bebeğe, 3 ayda emekler. 6 ayda konuşur. 20 yaşın askere gider. O kadar. Ha, o kadar abi, bu kadar yani. Kısa kadar dönem yaptın. Ha. Bu? Bu sırık. Sırık. Bunda ne yapıyor? Boyu. Bu şey zeytinyağlı. Zeytinyağlı. Yaptın. Bu zeytinyağsız. Zeytinyağlı bu. Bu kıymalı. Bu ne bu abi? Bu da etli. Etli. Bu da bu. Ayşe abi dedi. Bunu Giresunlar tavada kızartmasını yapar. Pazara koş. Fatoş. Balık. Pazara koş. Fatoş, pazara koş. Ne güzel atıyorsun ya. Niye? Aa, atma yok. Atma yok bizde. Organik, organik. Organikmiş hepsi. Bu diyor ki, diyor ki bu zeytinyağlı, bu zeytinyağsız ya. Aa, zeytinyağlı da oluyor. Bir de kavurması oluyor bunun. Şey ses. Ha, süper. Bir numara. Şey gördün mü? Gerçekten etsin. Şu fasulyenin turşu kavurması çok zor oluyor. Aa, bak bu olur. Evet. Tam o, turşu. Bu olur. Bu tam onlu. Bu. On numara. Bir dakika, bir dakika. Kızartması bile olur onun ya. Bu nelik? Bu cücük. Bunu ne yapılıyor? Çocuk, ufak çocuklara yedireceğim bunu. Ha, ne oluyor bu, 3 ayda şey yürür, ha. 6 ayda konuşur. Ondan sonra askeri 15 yaşında gider, top oynar, 20 yaşında askere gider. Kız olunca ne oluyor? Kız olunca jimnastikçi olur. Ya Özcan abi. Özcan abinin kelimeler cebinde, hiç sıkıntı yok. Evet, gerçekten. Kolay jimnastik gelsin. Hadi size de kolay gelsin. Benim pankart hazır mı acaba? Bak 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 bak. Dur bakayım, bugün ne varmış? Ağaçlarda kestane yaprakları, tane tane, öyle bir ikili var televizyonlarda. Bir tane Tuğçe ve Lokman diye hemen. Ay, hoş bulduk. Geliyorum şimdi buraya. Sen girme bir dakika. Bir dakika girme öyle abi, bir saniye yani. Lokman yok mu? Bugün sadece ben sunuyorum. Hoşunuza gitmedi mi? Hoş geldin. Var var Lokman. Pazarcı dostu. Pazarcı dostu. Evet. 360 TV. Hoş geldin 360 TV. Evet. Ne var ne yok Ayhan İyi, abi. Sağ ol. Sizler ne haber? Nasılsınız? İyilik valla. Soğuk bugün ya. Bir bayanlar için de bir name var da mı? Sen okur musun? Hadi bayanlar okuyayım. Için bayanlar için bir name varmış. Yok, okuyacağım. Yani, o erkekler için şey olacak. Dikkatli olacak? Olmaları lazım. Erkekler. Erkeklerin dikkatli olmaları evet. Gereken evet. Bayanlar için bir name. Evet, siz okuyun. Siz daha güzel ha. Okuyorsunuz. Okuyun. Ben daha güzel okuyormuşum. Evet. Okuyorum efendim. Evet. Ayhan abiden kadınlara bir iltifat geliyor bence, evet. Değil mi? Kadın nasıldır? Kadınlar kahve gibidir, pişene kadar acıdır. Evet. Sonra mutluluk verir. Bebek gibidir, önce konuşmasını sonra susmasını istersiniz. Evet. Deniz gibidir, ne zaman durgun, ne zaman dalgalıdır bilinmez. Evet. Otomatik kapı gibidir, ne zaman çarpacağım belli olmaz. Evet. Termos gibidir, her tartışmaya ilk günkü gibi sıcak tutan. Evet. Gül gibidir, kokladıkça açar, sevildikçe güzelleşir. Evet. Evet. Ama şimdi burada bak bak, bazı detaylar var. Kadın otomatik kapı gibidir, ne zaman çarpacağı belli olmaz. Arada bir çarpar tabii. Yani benim gibi oldu mu kaçacaksın yanına. Senin, sen eşten korkuyor musun aslında? Birazcık korkuyor. Kadından erkek korkman olmaz ki. İlla ki korkacağız. Tabii tabii. Baskın karakter mi? Dominant mı? Tabii çok. Titiz. Ya. Ayrıntılı yani. Çok şeyli. Selam gönder eşine. Seviyorum seni karıcığım. Seviyorum seni Aynur karıcığım. Ayhan abicim kolay çok gelsin. Size de çok kolay gelsin. Hediyemi unutmayayım. Bugün çok entelektüel bir görüntümüz var yalnız. Bak, ikimiz haberleştik Ayhan Bey'le beraber. Her zaman aynı olmasın. Biraz da değişiklik olsun. Yani ekranlara çıkıyorsunuz. Tabii bir değişiklik lazım değil mi? Lazım tabii.
Bu ara hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ali abi, bugün Hatay yöresinden Adesiye diye kabaklı bir yemek yapıyoruz. Bugün büyük ihtimal yarışmacılar senin tezgaha geliyor. Gelsin, buyursunlar. İndirim yap benim yarışmacım. Yaparız. Tamam. Yaparız. Kolay gelsin Ali abi. Teşekkürler çok. Kal, bay bay. Görüşürüz. Lokma Bey, gözümüz arıyor. Lokma Bey yok mu? Boş ver, ne yapacaksın Lokman'ı ya? Kuş Hanım geldi, gerisi önemli değil ya, boş ver ya. Boş ver, o kadar ya. O kadar deyip deyip oyları Lokman'a veriyorsun. Hmm. Ben iyi mi gidiyorum? Ne diyorsunuz vallahi, çok. Ha. Yemeye başladım mı? Çok güzel. İzliyor musunuz programı? Ya, seviyor musunuz? Çok seviyorum. Ay, ne güzel. Tamam. Çok mutlu oluyorum böyle duyunca. Ben mutlu oluyorum. Ben kazanınca. Ay. Ya Lokman, gördün mü? Siz gelin, siz gelin yarışın. Yok, ben Arda Hanım'ıyım. Evet. Tamam, Ardahan, Kastamonu, Kars, Rize hiç fark etmez. Müsait olaydım, karışırdım. Müsaittim. Alışverişe mi gideceksin? Çok gideceğim şimdi. Tamam, siz o zaman böyle güzel enerjinizi, dualarınızı gönderin bana, İnşallah. Tamam mı? İnşallah bir tane. Öpüyorum sizi, kendinize iyi bakın. Bay bay, çok tatlısınız. Ay. Ali abi ya. Ali abi ya. Ali abi. Lokman'a kabak tarifini göndermiş ama Lokman niye geri... Hah bak işte, senin mesajına bile geri dönmeyen adama oy veriyorsun. Ben artık başka bir şey demiyorum. Hayır, demiyorum. İşte yani. Kabağı vermeseydin ben de size süttaş kese, fırında süttaç. O ne inat? Fırında süttaş. Hanıma yapacağım. Tuğçe Hanım size süttaş diyor, fırında diyeceğim. Tamam. Çok da severim vallahi sütlacı. Aa, tamam. Ya. Bu kabak yapmış, ben de sütlaç yapacağım. Yalnız fırında. pazar esnafı da birbirine girdi. Evet. Oradan kabak, oradan fırın sütlaç. Sen fırında ne yapacaksın sütlaç. Ayhan abi? Ben de meyve sepeti düşünüyorum ileriki zamanlar. Meyve salatası ya. Merhaba. Merhaba. Nasıl gidiyor? Teşekkürler. İyi, alışveriş yapıyorum. Neler alacaksınız efendim? Vallahi bakıyorum, sarımsak alacağım. Evet. İstirit yemi diye baktım, değişik bir şeymiş. Evet. Ona bakıyorum, onu inceliyorum. Evet. Yani şöyle söyleyeyim, mantarın şahı gibi, bakar mısın? Çiçek gibi açmış. Evet, çok değişik bir şey. Bana da değişik geldi, onu soruyordum. Nasıl bir şey bu diye ilk defa bu görüyorum. Bu tamamen organik şeyde, evet. Kütüklerde yetişiyor değil mi? Ağaçlarda yetişiyor. Evet. Son zamanlarda epey bir ravaşta, bence alın. Lezzetli evet, düşünüyorum olur. Almayı. Evet, düşünüyorum. Sarımsakla bir güzel kavursanız. Akşam ne yemek yapayım diye düşünüyordum, onu mu alayım diye. Peki, bizim programımızı izliyor musunuz? Pazardayız. Sizin programınızı duydum. Duydunuz. Ama hiç izlemedim. İzleyemediniz. Hiç ama izlemedim. Bundan sonra izleyin. İnşallah. İnşallah. İyi yemek yapar mısınız? Yaparım. Ne yaparsınız? Ev hanımıyım. Yani en iyi yemek yaparım. Kuru fasulyeyi çok güzel yaparım. Oo, güzelmiş. Tam yani, kış mevsimi değil mi? Bildiğiniz bütün yemekleri yapmaya çalışıyorum. Genellikle eşim, kızım yemeklerim güzel olduğunu eşiniz söyler. Eşiniz nereli? Yunanistanlı. Yunanistanlı. Evet. Oo, o zaman Ege yemekleri yaparsınız siz. Yapıyorum, evet. Peki, biz de yarışmak ister misiniz? Ama yarışmak isterdim ama şimdi bugün mü diyorsunuz? Bugün evet. Hiç vaktim yok ama. Ne kadar vaktiniz var? Şöyle 1,5-2 saat yok mudur? Valla 1,5-2 saat var ama onu da burada harcarsam evdeki yemeği yapmaya geç kalırım. Şöyle söyleyeyim, buradaki yaptığımız yemeği eve götürelim. Öyle mi? Ha, bir tabak zaten servis edeceğiz, geri kalanını eve götürürüz. Ama... Olmaz mı? Tamam, olsun. Olsun. İsim neydi? Emel Öztürk. Emel Hanım, biz de yarışırız değil mi? Beraber yarışalım. Yarışalım, tamam. O zaman Emel Hanım benim yarışmacım. Size ne yapmamız gerektiğini anlatacağım. Bundan sonrası Tuğçelerin işi. Tamamdır. Haydi o zaman gidelim. Tamam, hiçbir gidelim. Şey almayın bundan sonra. Almayayım. Almayın. Siz tamam, kazanırsanız. Tamam, o zaman aldım, bırakıyorum. Al, bırakın. Tamam. Sıkıntı yok abi, sonra, bizden. Sonra alırım. Evet. Buyurun. Haydi o zaman mutfağa gidiyoruz. Merhaba. Merhaba. İzliyor musunuz bizi? Aa, evet, izlemiştim ve çok, evet, çok beğendiniz. Beğendim, ben de katılmayı düşünmüştüm öyle. Çünkü ben de o arada mutfağımda küçük bir televizyonum var. Orada izliyorum yani yemek programlarını, çok ilgimi çeker. Ay, ne kadar güzel, bak hem de katılmayı düşünen bir hanımefendi buldum. Ah, tamam, güzel. Enteresan bir nasıl girsem bilemedim şimdi. İkna etmem zor olacak mı? Vaktiniz var mı? Nedir durumunuz? Babama bakıyorum. Kendisi kalp hastası. Kardeşime emanet ettim. O da abla çabuk gel dedi. Çünkü o da çocuğunun okulunda bir sınav varmış sanırım. Oraya yetişmesi gerekiyor. Yani üstüne ne diyeceğimi de bilemedim şimdi. Valla bir saat ama. Bir saat ama ben daha önce izlediğimde soğuktu. Yeriniz böyle...
sanki çok şeydi böyle yani, bir acele var, bir şey var. Ben tabii ki sonuçta bir yemek yapma için süremiz oluyor ya, yarım saat. Orada bir acele ediyoruz, haklı olarak acele de. Çünkü programın formatı öyle, ama hani diyorum ki madem seviyorsunuz, izliyorsunuz. Tabii ki sağlık, ben hiçbir şey söyleyemem ona. Ayarlayabilirseniz, müsaitseniz, böyle sizin gibi güler yüzlü, yemek programlarını çok seven, bizi de izleyen bir hanımefendiyle, adınız neydi? Necmiye. Necmiye Hanım, sizle ben yarışmak isterim. Yani düşününce hem ilgimi de çekiyor. Evet, bakın hatıra. Hadi gidelim Necmiye Hanım. Yarışta hızlı olacağım, size katılıyorum. Süper, teşekkür ediyorum. Biz gidiyoruz efendim. Bay bay, teşekkür ettim. Lobi, bay bay. Kaba kalacağım. Şöyle bir üç diş olsa zannetmiyorum. Çünkü Fenerbahçe satılık değil. Bravo. Nazar çıktı. He, nazar çıktı. Öyle. Öyle. Aa. Alın. Süper. Çok güzel. Lokman sen temizle. Benleri var. Bizi. Niye bana? 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 Lokman. Bizim yarışmacımız da Karadenizli. Öyle mi? Niye söyledin şimdi bunu? Ama sen... Hayır, bu hoş değil. Bunu daha önce açıklayalım, değil mi? Evet, mutfağımıza geldik. Çok tatlı yarışmacılar bulduk. Yani benimki adına konuşuyorum. Çok tatlı, güler yüzlü. Siz de çok tatlısınız maşallah, canım çok benim. Çok tatlı, güler yüzlü. Evet. Aynı zamanda komşularmış. Komşular mı? Evet, evet, öyle. Nasıl, burada Beykoz'da. Evet, ne güzel. Vay vay, iki komşum yarışacak. Nasıl bilirsiniz yarışacak efendim, komşunuz yemek yapabiliyor mu? Evet, yemekleri çok lezzetlidir. Hadi, benim hadi, komşum da yedi yapar. Kendisi... Trakyalıdır. Trakya yöresine ya, ait güzel yemekler güzel yapar. Yemekler. Üçbeşlerden misin sen? Üçbeş. Hasan abiyi tanıyor musun? Hasan abi? Hiç Hasan abiyi tanımıyorum. Hiç tanımıyorum. Ay, bugün demek komşuları yarıştırıyoruz, evet ya, bayağı. Eyvah. Bugün şey olacak yani, bir böyle yardımlaşma programına döner mi? Yoksa aksine içinizde biriktirdiğiniz bazı vallahi şeyler varsa geçmişten gün yüzüne mi çıkar? Artık hep beraber göreceğiz. Evet, hep senin beraber. Ne kadar çok sevdiğimi bilirsin. Yarışalım. Şüphelerim var. Babamla bile yarışsam hiç şey yapmam. Birinci olmak için elinden geleni yaparım. Lokman, ben öyleyim. Lokman öyle. Geçen gün hangi yarışmaydı? Kavacık pazarındayız. Bir baktım, yarışmacısı zaten hanımefendi, sağ olsun Sibel Hanım. Çok tatlı da bir hanımefendiydi. Yemek yapmayı çok sevmiyormuş ama Lokman tabii yarışmacı bulamayınca mecburen... Artık ne olursa, evet. Evet, tamamlayınca getirmiş programa. Ama tabii kadıncağız sevmiyor. Yani çok da ilgili de değil. Bir baktım Lokman'a öyle geçti başına, bayağı bildiğim yaptı. Sebzeli bulgurlar. Sebzeli bulgurlar çok güzel yaparım. Hepsini yaptı, aa, halletti. Size programımızı anlatalım. Evet. Tabii. Şimdi bugün... Programımız dört etaptan oluşuyor. İlk etap pazar esnafıyla konuşma. İkinci evet etap yarışmacı bulma. Üçüncü etap yemek yapma. Dördüncü etapta kazananı belirleme. Şimdi biz ilk iki etapı atlattık. Üçüncü etap, yani ana etaptayız şu anda. Yemek yapacağız ve kimin birinci olacağını sizin yaptığınız tabii ki yemekler karar verecek. Bugün ne var menüde? Zaten söylemiştik seyircilerimize ama ekranlarını şimdi açan seyirciler. O çok önemli. Biz de sabırsızlıkla bekliyoruz. Ekranlarınızı şimdi açan seyircilerimiz varsa eğer ki. Jüri uyarıyor, bir kişi daha yeni açmış, bir daha tekrardan. Siz yeni açan Ayşe Hanım, şu anda size sesleniyorum. Bugün Adesiye diye bir yemeğimiz var, hiç duydunuz mu? Hatay yöresinin bir yemeği. Hatay yöresinin adının, yemeklerini bilirim ama. Adının değişik olduğuna bakmayın. Aslında bildiğimiz malzemeler var içinde. Ben de adını ilk defa duydum programımız sayesinde. Evet. Ama keyifli Lokman'ın bilgilerinden aldığımız, arşivinden aldığımız bir yemek. Kendisi nasıl, neler var malzeme, evet, hemen söylüyorum. Bal kabağı, faydası say say bitmeyen kışın, evet, en önemli sebzesi, evet, bal kabağı. Kuru soğan, kırmızı, evet, biber, sarımsak. Evet, doğru. Ay, günlerce, aa, aylarca sarımsak olduğunu iddia ettik ama TDK sarımsak diye onaylamış. Var, evet, evet. Haşlanmış nohut ve yeşil mercimek. Çok güzel. Nar ekşisi, salça, kuru nane. Şunların biz bir araya geldiğini düşünsene. Aslında bir buna yemek benzer olacak bir şeyler yapıyoruz biz Karadeniz'de. Kahvaltıda yeriz. Hmm. Sanırım bu yemekte ben
Hiç acemilik çekmeyeceğim. Neresiniz? Karadeniz neresiniz? Karadeniz Tonyalıyım ben. Tonya. Evet. Siz? Ben Trakya. Trakya söyledi ya. Evet. Çok fazla Trakya'da yemek çeşidimiz olmamakla birlikte. Olanı da iyi yaparız diyorsunuz. Yaparız. Hadi bakalım Necmiye Hanım. Karadeniz'in gösterelim. Gösterelim. Peki acaba sevgili yapımcımız İrem bize malzeme olarak ne vermiş? Evet. Islanmış. Haşlanmış nohut ve haşlanmış mercimeği vermiş. Kara şimşek. Islanmış değil. Haşlanmış. Evet. İremciğimiz onu geceden teşekkür evinde ederiz, haşladı. Teşekkür ederiz. Yemedi, içmedi, uyumadı. Sabaha kadar, evet. Sabaha kadar düdüklü de. Çok teşekkür ediyorum. Bravo. Burada yetiştiremezdik. Ellerin sağlık. Bu durumda sağlık. Sizin nar ekşisi veriyor muyuz acaba? Veriyoruz. Vermiyoruz. Aldırıyoruz. Tamam, peki. O zaman sizi malzeme olarak pazardan balkaba. Balkaba. Bizim Ali abi var, ona uğrayın mutlaka. Tamam. Meşhurdur. Zaten çağırıyor tamam sizi. Başka yerden alırsanız da büyük olay çıkar. Evet. Yani bir de jüri ise yandınız. Yandınız, evet. O yüzden Ali abiyi bulun ve alın derim. Balkaba, kuru soğan, kırmızı biber, sarımsak, nar ekşisi, salça almanız gerekiyor. Nane, evet biz verdik. Baharatlar var. Tekrar edelim, aklınızda mı malzemeler? Evet. Balkaba, kuru soğan, kırmızı biber, sarımsak, nar ekşisi ve salça. Yapılışını geldiğinizde anlatırız. Bütçemizi verelim. 12 lira bütçeniz var. Sanırım biz bunu hallederiz. 12 lirayla. Evet. 10 dakika süreniz var pazar alışverişi için. 10 dakika içinde tüm alışverişi yapıp. Yani hızlı olmanız gerekecek. Buraya gelmiş çok olmanız gerekiyor. Tamam güzel kızım. Düdüğümüzü çalalım mı Lokman Beyciğim? Çalalım, evet. Ve o zaman hazır mıyız? Süremiz başlasın. Hazır mıyız? Evet, hazırız. Buyurun pazara. Başladık efendim. Haydi bakalım hanımlar. Bir, iki. Evet. Diyorum ki ben dur bakayım geçen hafta nasıldı? Hı, geçen hafta senin bir üstünlüğün var. 4-1. Evet, 4-1 gibi. Bir üstünlük var. Evet ya. Kahretsin. Lokman tamam, ya. Tamam 1-0'dan sonra olsun o kadar. E, olsun ama gerçi, o kadar. Çok eleştiren var. Ben müdahale ediyorum çok yemeğe diye. Bundan sonra söz yemeğe çok müdahale etmeyeceğim. Haklılar ama Lokman. Evet. Sadece soyma kısmına. Evet. Arada bir fikir vereceğim baharat konusunda o kadar. Başka bir şey yapmayacağım. Dayanamaz diyorlar arkadan şöyle kamera arkasından ama yani şu neye bağlı? Dayandığı kadar Lokman yemeğe karışmayacak çünkü biz yarışmıyoruz. Evet. Yarışmacılarımız yapıyor. O yüzden bakalım efendim bugün neler olacak? Göreceğiz. Gitti yarışmacılarımız pazara. Birazdan gelecekler. Bugün zaman, Hatay yöresinden Adesiye yemeğini yapıyoruz. O zaman kaldığımız yerden devam ediyoruz vallahi. Biz. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Yarışmada balık tepişi. Hatay yöresine ait bir yemek yapacağım. Hiç bilmiyorum. Bugün ilk kez deneyeceğim. İnşallah malzemeleri alacağız. Adisiye yemeği hiç duymadım. İlk defa yapıyorum. Bilmiyorum. Çok heyecanlıyım. Bir alışverişimi yapayım ben. Malzeme soğan, kabak, sarımsak, iki tane, bir tane soğan alabilir miyim? Evet. Şöyle bir tane soğan alayım. Yeter. Ne kadar? Evet, borcum. Evet, seni fazla almıyorum. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Evet, kabak. Kabak. Hayırlı işler, kolay gelsin. Bugün Hatay yöresine ait bir yemek yapacağız. Kabak mı? Adesiye yani. ismi yemeği. Tamam yemek yapacaklar yani. Şimdi soyulmuş kabağınız var mı? Soyulmuş hemen. Ama soyarsanız çok sevinirim. Şöyle. O müşterim mi? Ben bunları bir ara kaba yaptım. Bak sorar mısın nasıl yapmış? Tatlı yaptım getirdim bunları. Öyle mi? Siz yaptınız. Süper. Nasıl olmuştu? Süper. Umarım benim yapacağım bu Adesiye yemeği de çok beğenirsiniz. Size tattıracağım. Evet, bana bu kadar yeter. Ne kadar ödeyeceğim buna? Ben size 1 lira ver, yoksa canını sağ olsun. Sende sorun değil yani. Öyle mi? O zaman size... Bereket versin. Teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Tadına bakalım bugün. Tabii, bakacaksınız. Zamanım çok az. Şimdi kırmızı biber ve soğan alacağım. Evet, kabağımız da buldum. Merhaba, ben yemek yarışmasına katıldım da. Yemek yapacağım, Hadisiye yemeği. Kabak alacağım. 3-4 tane soyulmuş kabak alabilir miyim? Sayın mı? Evet, evet. Tüm tümse.
Hadisiye yemeği hiç duydunuz mu? İlk defa yapacağım, hiç bilmiyorum. Hadisiye yemeği. Kabak. Kabaktan kırmızı biber, soğan. Vallahi geçen bir tanesi yaptı. Etli kabak yemeği yaptı ama bilmiyorum. Vallahi ben hiç bunu duymadım, ilk defa yapacağım. Şöyle yeterli mi? Evet, yeterli. Aa, bir tane daha doğrayabilir misin? Bu az gibi biraz. Az. Evet, az. Bir dilim daha mümkünse. Ne kadar borcum? 3 lira da 2 lira alalım sizden bakalım. İki Hadise lira. Yemeğini ilk defa duydum ama. Evet, yemeği yaptırayım, getirip yaptıracağım size. İyi günler, görüşürüz. Şimdi şöyle aşağı inelim. Sarımsak alacağız. Merhaba, sarımsak alabilir miyim birkaç diş? Burada. Tamam, ne aldım? Güzel. Tamam, çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Şimdi ne alıyoruz? Biber alacağım. Kırmızı biber. Hayırlı işler, kolay gelsin. Bana birkaç diş sarımsak lazım. Bir Hatay yöresine ait yemek yapacağım. Şöyle bir 3 diş olsa... Ne kadar? Çok teşekkür ederim. Hayırlı işleriniz olsun. Evet. Kırmızı biber. Kolay gelsin, hayırlı işler. Bugün Hatay yöresine ait bir yemek yapıyorum. Bana kırmızı biber lazım bir tane. Bir kırmızı biber, şöyle rengi güzel olan bir kırmızı biber. Şu mesela. Ne kadar bu? 1 lira yeter. Buyurun, hayırlı işler. Soğan alacağız. Domates ne kadar? Bir tane de domatese ihtiyacım var. 50 kuruş da domatese vereyim. Şuradan alır mısınız 50 kuruş? Bir tane şöyle güzel bir domates alalım bakalım, kırmızısından. Teşekkür ederim. Hayırlı işler. Soğan almam lazım. Soğan yok. Kırmızı biberlerimiz buradan. Bir tane kırmızı biber alabilir miyim? Hadi yemeği yapacağım. Bir tane gerekiyor. Şöyle ne kadar? Bir. Tamamdır. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Şimdi kırmızı biberimizi aldık, kabağımızı aldık, soğanımızı, sarımsağımızı aldık. Domates? Evet, domates alacağım. Evet. Bir tane domates alabilir miyim? Şöyle. O da 50 kuruş. Tamam. Hadise yemeği yapacağım. Hiç duydunuz mu hadise yemeği? Yok, ben hiç duymadım. Yemeğini duymadım. Hiç duymadım. Bilmiyorum. Yapınca getireceğim, tatıracağım size. Ben 2 lira, bu kadar mı? Bu ne be abi? Evde var ya. Bu ne be abi? Bu ne? Hayırlı işler, kolay gelsin. Bana soğan lazım. Yarışma başladı mı? Yarışma başladı. Bir evet. Soğan alıyorum. Vallahi. Ne kadar soğan? Bir tane. Hadi bir tane daha alayım. Ne kadar? Güzel bir şeyler. Teşekkür ediyorum. Nar ekşimizi de alıyoruz. Evet. Ekşim var burada. Ah, tamam. Nar ekşimizi de alalım. Buyurun. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Nar ekşisi satıyor musunuz? Ne kadar? 5 lira. Zeytinyağı. Zeytinyağımız. Var mı? Bir dakika, zeytinyağı derken? Zeytinyağı koyacağız yemeğe. Zeytinyağımız var mı? Var. Tamam, bitti. Tamam. Evet, soğan, biber, domates, kabak, nar ekşisi, sarımsak. Evet. O kadar bitmiştir. Evet, gidiyorum ben yapmaya. Bir tane domates aldım, bir tane kırmızı biber, iki tane kuru soğan, yaklaşık 250-300 gram kabak, nar ekşisi aldım, 3 diş sarımsak aldım. Şu anda alışverişimi tamamladım. Hadi gidelim, yarışmacılar geliyormuş. Ay evet ya, martıları da besledikten sonra çok şekerler ya. Evet, bir tanesi ya. Nasıl kızdı? Sen ya, de onu üzme. Direkt ama ondan direkt aldı. Evet, bakalım yarışmacılarımız ne alemde? Daha gelmemişler. Bak. Tamam, birazdan bir daha biraz geleceğiz. Biraz sonra. Yarışmacılarımız nerede arkadaşlar? O kadar martı besledik, etrafta kimse yok ya. Geliyor.
Benim yarışmacım geliyor. Evet. Yo, seninki geliyor. Evet. Karıştırdım. Emel Hanım. Evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hallettik mi alışverişi? Hallettim. Evet. Şöyle. Bakalım neler var elimizde. Buyurun. Nar ekşisi. Nar ekşisi aldım. Evet. Sarımsak. Nar ekşisi burada. Biber. Şöyle hemen koyalım. Şeye koyalım. Şuraya domates. Doğru. Evet. Domates. Domates var mıydı malzemelerde? Yoktu. Domates yoktu ama biz ben kendim kullanmak istediniz. Kullanmak istedim. Tamam. Değişik lezzetler. Bir de soğan. Bunu ben niye yapamadım ya bugün? Asıl ana malzeme ne? Kabak. Tabii ki. Bal kabağı. Evet. Bağışık sistemini güçlendirmeden bağırsak hareketlerini hızlandırmaya. Ben top geldim. Top tutmaktan cildi güzelleştirmeye merhaba, kadar bir sürü faydası var. Bal kabağının faydalarını sayıyordum da. Tabii evet, kesin. Çok tabii, faydalı. Evet. Estağfurullah. Siz neler aldınız? Salça yok sizde? Salça yerine domates kullanmayı tercih ettik. Tamam. Peki. Oo. Evet, sizde de biber, domates. Biber, domates. Evet. Soğan. Soğan. Ben eldivenleri getiriyorum hemen. Başlayalım tamam. Ondan sonra. Soğan yine. Üç diş sarımsak. Evet, üç diş. Soğan tabii ki vardı zaten. Hı-hı. Şeyde de. Ve bal kabağı. Bal kabağı. Ali abiden mi aldınız? Evet, evet. Selamı var size. Neler söylüyor? Aa, çok güzel şeyler söylüyor. Ya, sizi. Tuğçe Hanım, herkes çok güzel şeyler söylüyor. Herkes çok bence pazarda. Evet, beni seviyorlar. Ama sen bak bugün Ali abi bana ne dedi? Lokman'ı evet. Göremiyorum dedi. Ya nerede dedi? Özledim dedi. Yukarıda deseydin Ali. Lokman dedim ben de abi. Ne yapacaksın Lokman'ı? Boş ver dedim. Hiç öyle bir şey de demedim. Önlüğümüzü takalım mı? Tabii. Evet, eldivenlerimiz. Çıkartacak mısınız? Evet. Emin misiniz? Üşümez misiniz? Yok, üşümem. Fenerbahçeli miyiz? Evet, maalesef. Ben de Fenerbahçeliyim. Ama reklam yapmamız gerekiyor. Yok, bu reklam olmaz. Nasıl olmaz? Zannetmiyorum çünkü Fenerbahçe satılık değil. Ooo, Lokman. Yalnız bu arada, yani size şöyle söyleyeyim Necmiye Hanım. Ay nerede bu? Gelsene. Şampiyon cimbom. En büyük cimbom. Saygı duyarız. Eyvallah. Başımızla, gözümüzle. Beşiktaş. Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe. Fenerbahçe güzel. Ama bir şey söyleyeyim size. Ben gerçekten babadan sağlam Fenerbahçeliyim. Evet. Ben dededen. Rahmetli babacığım bizim memleketimizde Fenerbahçeliler Derneği'ni kurdu. Başkanıydı. Açılışına futbolcular Rıdvanlar geldi. Ben falan. De Ortaköy'de doğdum yani. Dedim. Benim dedem rahmetli Nur içinde yazsın. Amin. O da orada arkadaşları vardı. Hepsi Fenerbahçeliydi. Ut çalarlardı, şarkı söylerlerdi. Benim çok hoşuma gitti. O yüzden Fenerbahçeli oldum. Ben de Fenerbahçeliyim vallahi. Şeyden büyük dedemden Galatasaraylıyız. Kadarını bilmiyorum tabii. Çünkü büyük dedemler. İşte, tabii. O zaman şimdi maç muhabbetinden sonra artık yapılışından bahsedelim. Evet, değil hadi mi? Bakalım nasıl yapılıyormuş hanımlar, yemek. Hanımlar, Emel ekran Hanım başındaki var. Hanımlar, beyler, kardeşlerim, evet. Teyzeler çok hadi bakalım. Dinleyin. Herkes evet. Dinlesin çünkü bugün Hatay yöresinden Adesi'ye yapıyoruz. Malzemelerimizi sayıyorum ben bir daha not almanız için. Bal kabağı, kuru soğan, kırmızı biber, sarımsak, haşlanmış nohut ve haşlanmış mercimek, yeşil mercimek, nar ekşisi, salça ve kuru nane. Malzemelerimiz bunlar. Yapılışına gelince bal kabağını iri küpler halinde doğruyoruz. Soğan ve kırmızı biberleri jülyen doğruyoruz. Sarımsakları küçücük 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 parçalara bölüyoruz. Haşlanmış nohut ve mercimeği de katarak zeytinyağıyla birlikte tencerede harmanlıyoruz. Hepsini çiğden koyuyoruz yani. Çiğden koyuyoruz. Fatma 49'un evet. Yöntemi. Üzerine nar ekşisi ve bir su bardağı da su döküp domates salçasını ekliyoruz. Bizim domatesimiz var. Siz de domatesleri ister rendelersiniz ister küp küp minik minik doğrarsınız. Tuzunu da ayarlayıp kısık ateşte bal kabakları yumuşayana kadar pişiriyoruz. Ateşten inmeden önce de üzerine azıcık kuru nane ilave ediyoruz ve yemeğimiz hazır. Aslında çok kolay, çok kolay. Yani normalde yaptığımız bir sebze yemeğinden bir farkı yok. Evet, sadece işte mercimeğimizi ve nohutumuzu önceden haşladık. Yarım saat süreniz var. Çenem ağrıdı konuşmaktan. Buyurun Lokman Beyciğim, siz ben devam edin. Ben de şöyle geçeyim bu tarafa, kafam tamam. Yandı da. artık başarılar diliyorum. Çok yarım saat süremizi iyi değerlendirelim. Tabii. O zaman tabii. Başlayabilir miyiz? Evet, başlayabiliriz. Buyurun efendim. Başarılar. Başarılar Emel Hanım. Size de kolay efendim, gelsin. İki komşu yarışıyor. Birbirlerinin zaaflarını, iyi yönlerini ve püf noktalarını biliyorlar.
Başlayalım. Kal geldi. Bunu nasıl? Onu ben hallederim. Bence kabakları halledebilirsiniz siz. Tamam. Ay. Aa. Bir kaza oldu. Evet, bir kaza oldu. Bravo. Hadi bakalım, nazar olsun. Bravo. Nazar çıktı. He, nazar çıktı. Bu nazar olsun. Tabii tabii, nazardan o. Artık nerede, gerisi nerede? Bir bıçağımız yok. İrem, bıçağımızın biri gitti. Bu kabağın azizliğine uğradı bence. O kabak tabii ki yok artık. Ne kadar genç evet. gösteriyorsunuz? Kaç yaşındasınız? Teşekkür ederim. Çok sağ ol. 47 yaşındayım. Hiç göstermiyor. Tabii genç olunca insan genç gösteriyor evet. gururla söylüyor kadınlar evet. yaşlarını. Hiç göstermiyorsunuz. Göstermiyorum evet. Ama gururla da söylüyorum diyorsunuz. Kimse de inanmıyor. Evet gururla söylüyorum. Kimse de inanmıyor. Kızımla yan yana yürüdüğüm zamanlar... Botoks falan yok değil mi bakayım? Yok, kesinlikle yok. Kızımla yan yana yürüdüğüm zamanlar artık... kız kardeş zannediyorlar. Ama ne öyle güzel. Gerçekten. Arkadaş evet. gibisiniz. Evet. Lokman sende botoks var mı? Bende var botoks. Gerçekten bak. Mi? Yok şu anda. Ay sanki bir ara muhabbetini yapıyordun gibi gelmişti de. Bir ara de. Yapayım dedim yani niye yapmayayım? Değil mi yani? Evet ne oldu? Ben de efendim hiçbir şey yok. Her şeyim orijinal. Hatta burnumun ne kadar böyle estetikli olduğunu maşallah, şöyle maşallah, yandan bırakıyorum. Ben de olsam burnumu yaptırırdım mesela. Bende burunda var estetik. Nasıl? Gerçekten benim burnum, mi? Evet. Aa. Tabii burnun estetik. Ben söylerim canım. Gururla estetik söylüyorum gibi ben durmuyor. Yani. Kendi burnun estetik. Evet. O kadar iyi yaptı işte hoca. Ama aa, şöyle söyleyeyim. Doğru mu söylüyor? O da sana nazarlık olsun Emel. Günaydın bakalım. Rinda, Rinda, nasıl bir heyecanlı. Aa. Niye öyle bir şey oldu? Nazar çünkü nazar. Kim nazar diyorum. Ben yaptım elim çarptım. Gerçekten. Evet. Yalan söylemeyeceksin. Yalan söyleyince böyle oluyor. Evet. O zaman ne yapalım? O bunları zaman... tekrar alıp yıkatacağız. Yıkatalım sebzelerimizi. Ben devam edeceğim hiçbir malzemem kalmadı. İşim bitti benim. Dur şunları yıkamaya gönderelim tekrar. Ay. Tüh tüh tüh. Yeni malzemeler mi aldırsak size acaba? Evet, yeni bir malzeme alalım. Evet. Yeni malzeme aldıralım. Evet. Evet, evet. Şunları şuradan toparlayalım. Efendim, Lokman her şeyi yıktığı ve kırdığı için programımıza kısa bir ara verip sizi martılarla başlayacak. Hayır, tam neye benzedi biliyor musun? Neye benzedi biliyor musun? Züccaciyeye giren fil gibi. Darmadağın şuraya bak. Paramparça oldu resmen. Evet, sizi martılarla çok kısa bir süre baş başa bırakıyoruz. Ama bu süre evet. sizin kendi sürenizden yiyeceği için yapacak hiçbir şey yok. Biz yemek yapmaya devam ediyoruz. Hemen pazardan ufak bir malzeme alacak yapımcımız. Geliyoruz yani birazdan. Karadır kaşlarım, karman yazdır. Söyleyin, söyleyin. Vallahi ben kendim temizliyorum bak gördüğün gibi. Ya Lokman gerçekten ama yaptım. Nazar çıktı derler. Nazarın çıkması için dediler ki üçleme gerekiyormuş değil mi Gaye abla? Üçleme. Evet. Üç tane kırmak gerekiyormuş. Alın. Süper, çok güzel. Bir daha, bir daha. Bir daha kıralım, bir daha. Bence onu kırmamışsın. Kırmayacağım. Aa, niye kırılmadı bu? Kırılmaz şey camlardan. Bir daha, ya, bir daha. Olmadı mı? Evet. Tamam. Bravo, bravo. Nazar şimdi gitti. Nazarımız gitti. Lokman sen temizle biz programa devam ediyoruz. Nasıl kırılmadı o ya? Ancak çıktı. Nasıl bir nazar varsa nasıl üstümüze. Nasıl bir nazar varsa evet ya. Biz mutluyuz. Bir daha reytinglerimizi falan i̇yi, söylemeyelim. İyi falan demeyelim. Evet. Biz gayet iyiyiz. Söylemeyin. Ama lütfen iyi gözlerle baksınlar. Evet bize. Ya. Ne olur. Katayım mı ben? Haşlanmış nohutla mercimeği. Tabii lütfen rica edeyim. Biz de katalım. İzin verirsen. Tabii tabii. Yok bir daha sonra ya. Önce bir kavuratalım. Kavuracak mıydı? Karışma önce Lokman. Evet diyor. Önce kavuracağız. Lütfen ha, evet, karışma. Peki. Tabii tabii. Duyduğuma göre sen çok karışıyormuşsun. Ben yok bugün hiç karışmayacağım. Evet. Ben şarkı zeytinyağı söyleyeceğim sadece. Zeytinyağı isterseniz önce dökelim. Tamam. Siz nasıl isterseniz. Bismillahirrahmanirrahim. Hiç karışmıyorum ben. Zeytinyağı koydunuz mu peki içine? Zeytinyağı yok. Koymadım. Biraz suyunu çeksin. Hı hı. Evet ondan sonra
Tabii tabii. Evet ya. Hadi bakalım, hiç karışmayacağım ben ya. Hadi bir başkadır benim memleketimi söyleyin. Hep ben de aynı şarkıyı söyletiyorsun. Bir kere söylettim ya. Karadır kaşları, ferman yazdırı söyle abi. Yok, var bir mı? Başkadır benim memleketim. Karadır kaşları he? Demek kara kaşları. Gözleri ne renk? Gözleri yeşil. Kaşları da kara değil. Anladım ben senin kara değil derdini. Tam derse sarışın. Sarışın evet. Çok işte o konuda biraz hassas olalım. Onu kaşıkla halledelim bence. Çok ekşi oldu mu? Çünkü jüri beğenmiyor. Değil mi Lokman? Çok ekşi olmamasına özen gösterin. Evet, senin başına geldi. Mor pilavda yaşadık onu. Burada ne oluyor? Koyunlar ekşisini. Yemeğimizi bitiriyoruz. Koyunlar ekşisini. Doldurun. Evet. Zaten kabakların pişmesi gerektiği için soğanları bizim nar ekşimiz hemen karıştırıyoruz. Bizimki yok nar ekşimiz. Yani. Bizim nar ekşimiz olmadığı için. Aldınız siz nar ekşisi gördüm sizden ben. Aldık. Hayır bir şey söyleyeceğim. Sizin nar ekşisi ne oldu? Ben orada tabakçana kırarken herhalde onu götürdüler herhalde. O da çöpe mi gitti yoksa? Galiba olabilir. Neyse ne oldu? Siz niye gülüyorsunuz? Siz muhabbet edin orada. Siz niye gülüyorsunuz? Bu arada Emel Hanım değil. Yemeği. Hayır hiçbir şey yapmadım ben. Sadece hayır, karıştırıyorum. Ben yapıyorum. O sadece elinin lezzetini arada dindiriyor. Evet arada bir karıştırıyorum. Hiçbir şey karışmadım. Sadece o zaman karıştırdım. Ben de karışacağı zaman Tuğçe kızıma karıştırayım. Hayır şu anda tamam. Değil Tuğçe kızım. Hayır. Kabakların pişmesi şu lazım. Şu an karıştıramazsın Tuğçe. O zaman diyoruz ki. Ne diyoruz? Şarkı. Bana ne? Benleri var. Bizi. Niye bizi bana? Bana. 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 Kimde var tane tane? Gün gördüm, günler gördüm, seni gördüm, şad oldum. Bravo. Bravo. Çok güzel bir altın hızma türküsü. Lokman şarkıcı biliyorsunuz değil mi? Öyle mi? Ben sonra aksiyonları sahne alıyorum. O zaman evin salonunda sahne alıyorum ben. Şimdi yeni mikrofonlar çıktı ya. Evet aldık onları. Aldınız mı? Lay 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 la la lay lay la la lay lay la la lay 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 lay. Tuğçe o kadar tatlı ki ay. Parmağını bile soksa yemeğimizin lezzeti. Parmağını sokmasın. Tabii sokturmayız çünkü pişiyor. Kaşık sok. Parmağını soksa o zaman birinci olur. Parmağı yanar. Böyle yalnızlar burada bekliyor hani, diyecek. Sadece şahsi fikrim biraz daha belki nar ekşisi. Bizim sadece kabaklarımızı siz tabii küçülttünüz. Biz daha büyük attık. Naneyle farklı bir şey evet, olmuş. Evet evet. Ama bak pişmiş. Evet pişti. Hemen hemen pişmiş. Bir de suyundan biraz alayım. Biraz daha gerekiyor. Vallahi her ikinizin de eline sağlık. Şahane olmuş tadı. Teşekkürler. Çok ve sağ olun. Ve fark edeceksin Lokman. Naneyi koyduktan sonra daha güzel bir tat gelecek. Ben aroma gelecek ağzına. Ben zaten o aromayı. Acayip de. Arkadaşımın yemeğinden daha lezzetli bulurlar ya da arkadaşımın yemeği hiç önemli değil. Ay önemli hayır. Hayır ben çok mutluyum. Benim için önemli. İnsanlar bazen biliyor musunuz? Çok önemli. Olabiliyorlar. Öğrenilmiş çaresizlik biliyorlar ikinci olacaklarını. Evet. Ben hiç... Biz mi şey öğrenilmiş çaresizlik var sizde evet. Lokman psikolojiye girdi efendim evet. Şu anda. Evet yemeklerimiz pişti. Pişti bir pişti. Ablamız gel var. Abla, gelin. Buyurun. Kadın. Böyle böyle buraya. Böyle gelin. Doğru gel. Acaba açık oylama Emine mı ablacığım, olsa bugün? Nasıl kokusu tatlı nasıl kokusu geliyor mu? Geliyor. Güzel değil mi? Evet yani. İlk jürimiz olsun mu? Ne oldu? Öyle tatlı tatlı hemen girin. Etkilemeye çalışıyor. Hayır hayır hiç tamam. Etki hayır, hiç etki altında kalmayalım. O zaman koymadan İkinci. İlk tencereden baksın. Tamam kendi baksın. Tencereden bakmasın ya ben koyalım. Ben hiçbirini beğenmeyeceğim. Hayır. Evet. Tencereden o zaman koyun ablacığım şuraya evet. Koyalım. Bir de onun tadına bak. Tabii. Bir de onun tadına bak. Şimdi
yediğime göre görüntü olarak açık konuşayım. Evet. Şimdi bu kabaklar çok büyük doğranmış. Evet. O bana göre daha güzel doğranmış. Ama tabii lezzet önemli. Lezzet olarak. Eklemeyelim lütfen Tuğçe'm. Lütfen ama eklemeyelim. Hayır ama lezzete tat veriyoruz ya. Evet. Sunum önemli, katılıyorum. Tamam ama tat olarak çok bir fark yok. Hatta bunun nohutları pişmemiş biraz. Bravo. Aha, peki hangisini daha lezzetli? O daha şey olarak. İşte işte bu. Dur. Evet o. Onu mu daha çok beğendin? Peki, çok tamam. Teşekkürler. Çok sağ olun. Nasılsınız? İyiyiz kızım. İyi misiniz? Ama hep iyi oldu. Merhabalar, sizi tanıyalım. Merhaba. Adınız? Menekşe. Sizden bir tatmanızı rica edeceğiz çatalla. Nasıl, beğendiniz güzel, mi? Güzel. Ha, siz nerelisiniz? İspartalı. İspartalı. Isparta günlerin memleketi. Günlerin memleketi, aynen aynen. Benim bir de buna bakın. Benim yakın. Aynı yemek. Bu daha mı iyi? Daha mı çok beğendim bunu? Acılı. Acılı. Ha, hangisi, mikisini alsa hangisini seçtiniz? Onu. Teşekkürler. Teşekkür ediyoruz Menekşe teyzeciğim. Evet. Üçüncü cümlemiz geliyor. Evet. Bu iş nasıl buraya geldi? Nasıl yine açık oylamaya döndük biz ya? Kimi alıyoruz jüri üyemiz olarak? Evet. Beyefendi buyurun. Merhabalar. Merhaba. Sizi tanıyalım abicim. Ben Özer Aspal. Bundan mı alıyorum? Önce ondan alın. Tadın. Önce ondan tadın. Acaba neresinden alayım şöyle? Şöyle kabağından alın. Soğanından, hadi. Hepsinden alın. Nasıl dediğiniz kadar yiyebilirsiniz bu arada. Güzel gözüküyor ama ona bakmadan tabii. Tabii. Evet, teşekkür ederiz. Çok güzel. Bizim gibi. Teşekkür ederiz. Biraz daha. Çok tuzlu koymamaya çalışıyoruz. Evet. Bütün yemekleri daha tuzlu yapmaya çalışıyoruz. Çünkü tuz sonradan ilave edilebiliyor. Peki ben öbür günü tercih ederim. Tamam. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Yok, estağfurullah. 2-1 çok oldu. Çok sağ olun. Bacılar darılmasın. Yok, yarılan kimse yok. Önemli olan kim ne derse onu. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet, üçüncü yarışmacımız geliyor. Evet. Çatal verelim şöyle, hemen. Şöyle buyurun. İlk önce isim. Fatih. Hadi bir ilk önce sizinkinden tatsınlar. Evet, şöyle tamam. Çatalı alın. Ne iş yapıyoruz Fatih? Esnafsınız burada. Nerelisiniz? Trabzon. Hatay yöresinin bir yemeği. Bizim yarışmacımız da Karadenizli. Niye söyledin şimdi bunu? Bak, karışma diyor, müdahale etmiyor. Hiçbir şeye müdahale etmiyorum, söylemiyorum. Evet, tamam. o zaman biz Trabzonsporluyuz kardeşim. Trabzonsporlu. Orası Trabzonspor, biz de Karadeniz. Tadına bakın siz. Ya bu ne şimdi, Trabzonlu. Ona da karışma ama sonra cici olunca böyle oluyor diyorlar. Tamam. Bunu unutalım. Hayır, yok öyle bir şey, hayır. Tamam, unutalım. Ben her türlü etkilerim o zaman. Etkile, tamam etkile. Nasıl buldun kardeşim? Çatalı alalım. Şöyle buyurun. Buyurun. Şu büyük kabak fena olanlardan dedi yani. İri iri pişmemişlerinden bakalım. Ben büyük diye. Büyük öyle ben böyle dolu dolu. Ben öylesine diyorum ya bandıra, bir şeyden dolayı demiyorum yani. Bandıra yemeği seviyorum abi ya. Neyi o seviyorsunuz? Ne zenginler gibi mıy mıy mıy. Zenginler bandıra gibi bandıra bandıra yiyeceksin, doyacaksın. Öğürk yapacaksın. Ne yapacaksın? Öğürk mü? Bence öyle yapmak daha iyi olur. Evinizde yapın tabii. Evet. Yemeklerin değil. Lezzetlerini söyle. Bu biraz daha hoşuma gitti. Teşekkür ettim. Rica ederim. Çok sağ olasın. Çok teşekkür tebrikler. Ederiz. Çok evet. Sağ olun. Var çok mı yeni jürimiz? Evet, bir jürimiz daha var. Sonuç yok, belli oldu. Evet. Ama bir jürimizi daha alalım. Evet. Evet. Buyurun. Evet Hala Bocuğum buyurun. Havuç mu? Kabak. Kabak da bir yerde. Onlar da şey, maydanoz. Nasıl? Vallahi lezzet olarak ikisi de aynı ama. Budur, bu mu? Teşekkür ettim. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Tebrik afiyet ediyoruz. Olsun. Çok 4-1 oldu. Tebrik ederim. Olsun, sağlık olsun. Tebrikler. Yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Kısmet. Evet, aynen öyle. Kısmet. Arada herhalde nar ekşisi farkı. Nar ekşisi farkı. Sevgili dostlar, tebrik ediyoruz arkadaşlarımızı. Birinci oldular. Evet. Bana müdahale etme deyip ondan sonra laf müdahale ediyorsunuz. Bu hoş değil yani. Ama sen... Hayır, bu hoş değil. Bunu daha önce açık söyleyelim değil mi? Aynen öyle. Yani ondan sonra gelip... Tamam, bir şey söyleyeceğim. Böyle yapıyorsunuz. İnsanları etkilemeyin diyorsunuz. Tamam. Ondan sonra... Şunun şurasına bakın, bunun burasına bakın. Biz Trabzonluyuz, biz Rizeliyiz. O oy sizin olsun. Hayır, oy sizin olsun değil. O oy
sizin ama orada. Ama oradan konuşacağım. Gerçekten orada bir şeylik yaptın sen. Hayır. Ondan biz kaybettik. Hayır ben ona değil. Bak, alırsınız zaman... almazsınız. Yani müdahale etmeyin deyip ondan sonra müdahale edip. Ben Trabzonluydum, Artvinliydim, öbürü Rize'liydi, doğru değil. Bunu söyleyeyim ama yani. Timsah dansı yapacağım ama yerler pis. Neydi sizin şeyiniz? Herkes kendi işini yapıyor. Kanarya yürüyüşü yap o zaman. Kanarya mı? Şöyle cik, cik 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 cik. Artık ne yapalım? Kısmet. Bir günün bugün mutlaka bir kazananı, bir kaybedeni olacak. Bir yaşadı. Önemli yani olan bunu söyleyebilmek. Biz de herkese teşekkür ediyoruz. Bir gün yaşadım. İyi ki gelmişim dediğim. Çok özel bir an yaşadım. Çıkmışım. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bir daha karşılaşırız. İnşallah. Belki yeniden burada yemek yaparız. Kesinlikle bir daha istiyorum. Buraya komşuya söyle gelsinler buraya da. Belki jürimiz olurlar. Belki yarışmacımız olurlar. Belli mi olur? Herkese çok teşekkür ediyoruz bizi izlediğiniz için. Acayip güzel, keyifli, mutlu, enerjisi yüksek bir gündü. Evet. Bizden bugünlük bu kadar. Ben kazandım. Mutluyum. Bakalım yarın ne olacak? Görüşmek üzere. Hoşçakalın.